Barış Pınarı harekatı başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından bu harekatın başladığını duyurdu. Saat tam 16'da yayına hazırlanan muhabirimiz İsmail Umut Aravacı ve kameramanı hava harekatını görüntüledi. Hava harekatı saat 16'da başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan şu anda az önce yeni bir mesaj daha paylaştı. Okuyorum. Şöyle şöyle söylüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Barış Pınarı harekatıyla ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edeceğiz. Oluşturacağımız güvenli bölge sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacağız. Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak tüm bölge halkını terör pençesinden kurtaracağız diyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Barış Pınarı harekatı bugün saat 16 itibariyle başladı. Ceylan hemen karşısındaki Resulayn bölgesindeki bazı hedefler Türk F-16'ları tarafından vuruldu. Bunun hemen ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk mesajı geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajında şöyle söyledi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Suriye Milli Ordusu ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK, YPG ve D terör örgütlerine karşı Barış Pınarı harekatını başlatmıştır dedi Cumhurbaşkanı.

Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajlarını sürdürüyor. Şöyle söyledi Cumhurbaşkanı devamında. Barış Pınarı harekatıyla ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edeceğiz. Oluşturacağımız güvenli bölge sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacağız. Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bir süre güçlü işaretleri devam ediyordu. Türk Silahlı Kuvvetlerinin özellikle Akçakale ve Ceylanpınar bölgesindeki yığına söz konusu söz konusuydu. Hava harekatı ne zaman başlayacak? Bu soru merak konusuydu. İşte o soru yanıtını buldu. Bugün saat 16 itibariyle Türk savaş uçaklarının Ceylanpınar üzerinde görülmesiyle birlikte hava harekatının başladığı ortaya çıkmış oldu. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından Barış Pınarı harekatının başladığını duyurdu. Saat tam 16'da muhabirimiz İsmail Umut Arabacı ve kameramanı bölgedeydi. Onlar tam yayına hazırlandığı sırada Resulayn bölgesinde patlamalara şahit oldular ve patlamaların ardından da gökyüzünde savaş uçaklarının bıraktığı izlere şahit oldular. Böylece anlaşıldı ki hava harekatıyla Barış Pınarı e, harekatı başlamış oldu öncelikle hava operasyonuyla. Birkaç patlama üst üste gerçekleşti Resulayn'da. Daha önceden tespit edilen bazı hedeflerin vurulduğunu anlayabiliyoruz buradan. Hemen haritadan göstermek gerekirse e, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yoğunlaştığı noktalar Akçakale ve Ceylanpınar'dı. Yığınan gerçek esas noktalar Akçakale ve Ceylanpınar. Harekatın başlaması ve gerçekleşmesi beklenen noktada iki yerleşim yerinin yani Akçakale ve Ceylanpınar'ın arasında kalan Tel Abyad ve Resulayn'ın arasında kalan bölgeydi. Bu bölgede belli bir derinlikte Türk Silahlı Kuvvetleri ilerleyecek, kara birlikleri ilerleyecek. Ama daha önceki harekatlarda gördüğümüz gibi aynı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'nda gördüğümüz gibi önce savaş uçakları devreye girdi Ceylanpınar'dan saat 16'da. Saat 16 civarında savaş uçakları Resulayn'da bazı hedefleri imha ettiler. Bu patlamaları canlı yayında ekrana getirdik. Hemen ardından da bölgeden başka noktalardan da patlamalar geldiğine ilişkin bilgiler aktarıldı. Ee, Türkiye'nin e, Fırat Kalkanı Zeytin Dalı harekatıyla bu bölgeleri terör de te, DAEŞ'tan ve terör örgütü YPG PKK'dan temizlemesinin ardından yaklaşık bir buçuk yıl sonra bu kez bu bölgedeki terör koridorunu ortadan kaldırmak üzere Barış Pınarı harekatını saat 16 başlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan verdiği mesajlarla yaptığı açıklamayla bu harekatın başladığını duyurdu. Hava harekatının hemen ardından bölgede konuştuğu topçu birliklerinin de belirlenen hedefleri bombalaması daha önce gördüğümüz harekatlardan deneyimle söyleyebiliriz bombalaması beklenebilir. Bunun haricinde bugün yine bölgeden gelen haberler vardı. Bu haberler de silahlı kuvvetlerin yığınak yaptığı bu iki yerleşim yeri arasındaki sınır duvarından bazı blokların kaldırıldığı yönünde haberlerdi. Öyle anlaşılıyor ki hava harekatının belirli bir e, ifadeyle hedeflerin imha edilmesinden ya da yumuşatılmasından sonra kara birliklerinin de bu bölgeden içeri gireceğini. Akçakale ve Ceylanpınar'ın karşısında bulunan Telabiyat ve Resulin arasında ilk etapta bir güvenli alan oluşturacaklarını tahmin etmek güç değil. Yeni mesajlar gelecektir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını yenilemek gerekir. Cumhurbaşkanı az önce yaptığı açıklamada şunları söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Suriye Milli Ordusu ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK, YPG ve DH terör örgütlerine karşı Barış Pınarı harekatını başlatmıştır dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Erdoğan şöyle devam etti. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Barış Pınarı Harekatı'yla Türkiye'ye yönelik terör tehdidinin bertaraf edileceğini vurguladı. Mütakip mesajında ayrıca Erdoğan şu ifadeleri kullandı. Oluşturacağımız güvenli bölge sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacağız. Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 16 itibariyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Barış Pınarı Harekatı böylece başlamış oldu. Hemen hatırlatmak gerekirse Ağustos 2016'da başlamıştı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat Kalkanı Harekatı. Fırat Kalkanı Harekatı'nın ardından 20 Ocak 2018'de bu kez Afrin bölgesinin terör örgütünden kurtarılması için harekat başlamıştı. Yaklaşık bir haftadır ha bugün ha yarın, bugün mü yarın mı diye beklenen harekat nihayet bugün saat 16'da başladığı duyuruldu. Ve harekat Ceylanpınar üzerindeki savaş uçaklarının yaptığı ilk hava harekatıyla Resulayn civarındaki hedefleri imha etmesiyle başlamış oldu. Ee, öyle anlaşılıyor ki önümüzdeki saatlerde de yoğun bir bombardıman ya da en azından belirlenen hedeflerin vurulmasıyla karşı karşıya kalacağız. Bunu getireceğiz ekranlarınıza. Ekiplerimiz hem Akçakale'de hem de Resulayn'ın yani e, harekatın başladığı noktanın hemen karşısında bitişiğinde Ceylanpınar'da bulunuyorlar. Harekata ilişkin gelişmeleri anmayan aktarıyorlar. Toparlamak gerekirse e, Türk Silahlı Türkiye'nin bölgede deki en kapsamlı askeri harekatı bugün itibariyle 9 Ekim itibariyle saat 16 itibariyle başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyada verdiği mesajlarda bu harekatın amacının güvenli bölge oluşturmak ve Suriyelilerin güven içerisinde ülkelerine dönmek olduğunu ve bölgenin terörden temizlenmesi, terör koridorunun engellenmesi olduğunu ifade etti. Söz İstanbul'da